Zafan. Bedir de Emir de yumurtaların peşinde. Bedir sabah akşama kalmaz oğlunu gagalayacak. Bedir oğlunu öldürecek. Eğer oğlunun ölmesini istemiyorsan, eğer yumurtalardan pay almak istiyorsan, avukatın Emir'e haber verecek. Bünyamin denen o adam aracılığıyla yumurtaları Emir'e gönderdiğini söyleyecek. Anladın mı? Peki. Artık canımıza tak etti bu namus şeref edebiyatı. Devletin maaşıyla sürünüyoruz işte, görmüyor musun? Saat 12'ye kadar Bedir'in nerede olduğunu öğreneceksin. Bu hastaneye gideceğiz. İyilik nakli ameliyatı için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ağam, emrediyorum lan sana. Kızım, bunlar bildiğin gibi adamlar değil. Gözlerini kırpmadan adam öldürüyorlar. Başın beladaysa söyle bana, yardım edeyim. Ya sen git önce kendini kurtar. Emir, bu kız polisle işbirliği yapıyor. Bu ne lan? Yumurta. Senin. İstersen paramparça et, istersen adalet etsin. Senin vicdanına bırakıyorum. Seni adalete teslim edeceğim. Songül'ü niye öldürdün? İkimizle de oynadı o. Seninle de oynadı, benimle de oynadı. Aşağılık bir orospu buydu o. Songül! Bitirdim. Duyuyor musun beni? Geçmiş olsun Ferit. Al sana alacakaranlık vakti. İçeriyi toplat komiser. Tamam, alın götürün hepsini. Emredersin. Bir gün Songül'le rahmetliyle oturduk, bir nargileci de konuşuyordu. Tahir abi, bana bir söz vermiştin. Ne sözü? Hani Emir'i bitirecektin. Bitireceğim. Ama ben bitirmeyeceğim. Senin adam bitirecek. Ferit mi? İnanıyor musun? Evet. O da sana inanıyordu Ferit. Thank you.
Ulan sen ne güzel çeksin sen. He? Ulan sen... Nasıl böyle sen siyah beyaz mısın? Nereye gideceksin? Aşağı mı ineceksin? Dur dur atlama. Dur bakayım dur bak. Sana neler vereceğim bak. Bak burada ne var bak. Bak bu balık. Şimdi yedireceğim ben sana bunu. Ama şimdi onu şey yapacağız değil mi? Hı? Önce şeyini alacağız. Bu seni kılçıkları yersin sen ne olacaksın? Sonra boğazına takılacak değil mi? Dur dur dur. Dur sen dur. Ben sana bir keseyim onu. Sen ne güzelsin sen. Kıraça mısın sen bakayım dur. Dur. Şuradan keseyim sana. Dur lan hepsini yeme. Bak 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 bak. Seni çok maaş bıraktılar bakayım ha? Alo. Alo Tahir. Efendim. Ne haber, nasılsın? Aa Neslihan ya, sen nasılsın? Neredesin? Ben döndüm İstanbul'a. Ne yapıyorsun? Ya biraz balık tuttum da al işte kedilere yediriyorum. Aa saçmalama. Yok yok saçmalamıyorum ya. Sahiden soruyorum. Şimdi bir arkadaşımın yanına geldim. Bugün kızı görmek istiyorum. Tamam ben ayarlarım. Sonra beni ara. Şimdi meşgulüm biraz ben. Öğleden sonra ayarlayayım sana tamam? Tamam. Hadi bakalım. Ya kedicik gel bakayım sen. Bu nedir bu yediğin? He? Bu yediğin ne? He bu? Kraça bu, kraça. He? Bak sana kısmetmiş. Elimizi de ısırdın. Ben seni alayım mı? Alayım hadi gel. Gel daha çok, daha çok balık yedireceğim sana balık. Ulan senin bitin piren yok mu? Ya hadi gidelim. Burada ne ana var, ne baba var, ne yuva var ha? Nereye? E gidiyoruz işte. Büyük Derece'nin aynı suçlarda suç ortaklığı yaptığı iddia edilen oğlu Emir Büyük Derece çatışma sonrası öne ele geçirildi. Resmi olmayan kaynaklardan operasyonu cinayet masası polislerinden Başkomiser Tahir Kemal ve olay yeri inceleme amiri Ferit Çağlayan'ın gerçekleştirdiği bilgisi alındı. Ancak bu bilgi henüz Emniyet Müdürlüğü tarafından doğrulanmadı. Taksuk! Gördün mü bak? Bu kuşa getirdiler Emir'i. Allah rahmet eylesin çocuk. Tüyütür arasana. Алло, здравствуйте. Петр Иванович, Бедир хочет разговаривать. Даю. Петр, из Турции звонят. Бедир. Давай. Здесь Денанев, порядке. Надо вам все. Товарные государства out of mental. Я вечером приду к тебе с этим и поговорим. Иди нахуй, блядь! Все испортил! Если я эти яйца не базу, с тобой что случится, ты знаешь? Знаю, знаю. А меня обсюда рада смысла. Но на ванну все. Вас все решу. Ёб твою мать! Пока. Bunun üstünde biraz daha çalış. Niye gelmedi Tahir? Tahir abi hastaneye gitti. Ne hastanesi? Kardeşi Lösemi efendim. Kardeşine iyilik verecek. Bu operasyonun bitmesini bekliyordu. Onun için muayeneye gitti. İkinize de itibarınız geri verilecek. İkinize de şeref madalyası verilecek. Cinayet masasının başına geçiyorsun. Sen git tatilini yap dinle. Raporun bitince görevinin başına geç. Senin nasıl bir şeyin beklediğini biliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Ben sana söyleyeyim, tahmin etme. 65 tane cinayet var bu yıl burada işlenmiş olan. Faili meçhul. Sokaklarda dolaşıyor bu adamlar. Bunlardan 25-30'unu çözmen gerek. Tahir'e de Asayiş Şube Müdürlüğü verilecek. Sağ olun efendim. Ama Tahir abinin emniyete dönmesi çok zor. Ben konuşurum o deliyle. Onu buraya tayin ettiren benim. Ama midemi bulandırdı. İçişlerinin midesini bulandırdı. Sonunda alnının akıyla çıktı işin içinden. Seni tebrik ederim oğlum. İkinizi de tebrik ederim. Sağ olun efendim. Arayın Tahir'i muayeneden sonra buraya gelsin. Başüstüne efendim. İyi günler. İyi günler.
Feyzo abi, bak. Vasiyet etmişim abime, sana söyledi herhalde. Kendine bir yer bak. Şahane bir yer açacağım sana, hiç itiraz etmeyeceksin. Tahir'i ne yapacağız? Abim gelecek, geçecek aşiretin başına. Oğlum hayal görme, oralara gelmez o. Sen bir yer açacaksansa güzel bir müdüriyeti olsun. Özel dedektiflik bürosu açalım. Dedektiflik yapar o, başka hiçbir şey yapmaz. O şimdi gidecek, orada bir iki ay gezecek, Kars'a gidecek, Mars'a gidecek, gelecek burada kaşınacak yani. Dönmeyecek mi emniyete? Dönmez emniyete filan ya. Ne yaptılar, bitirdiler mi her şeyi? Taho şimdiye kadar neye başlamış da neyi bitirememiş. Abim nerede, ne yapıyorlar şimdi ona? Ulan da şeker mekanına bakıyorlar, şeker yüklüyorlar, bir şey yapıyorlar. Oldu, bitti mi hayal? Bitti Feyzo ya, her yerimizi kontrol ettiler ya. Ben otogara gideyim, kameraları alacağım. Hadi görüşürüz. Sağ olasın Feyzo. Nasılsın, iyi hissediyor musun sen kendini? Şükür. Ben de iyiyim. Abid, babamı gözümün önünde öldürdüler biliyorsan. Ondan sonra kendimi bu mesleğe adadım. Canilerin peşinden koşmaya, canavarların peşinden koşmaya adadım. Bu yaşa geldim, babamın intikamını sen aldın. Onun kanlı yerde bırakmadın, aldın değil mi? Aldım. Benim de sana vereceğim varmış, şimdi onu veriyorum. Bu operasyondan ikimiz de sağ salim çıkacağız, bunu biliyorum. Ama işte kaderin cilvesi, benim başıma bir şey gelir Sabit. Sana bir kardeş daha vereceğim, Ferit. Sana bir çocuk daha vereceğim, çocuğum Alev. Sonra sana bir şey daha emanet edeceğim. Benim gönlümün bahçesini süsleyen bir kadın, belki de hayatım boyunca yan yana gelemeyeceğim bir kadın. Ferit'in ablası Türkan. Onları sana emanet ediyorum. Eğer onların canına bir şey olursa yattığım yerden gelir hesabını sorarım ha. Tamam mı kardeşim? Baş üstüne. Bunların ikisinde karnında kurt var. Otogardan gelene kadar arabayı dar ettiler bize. Hadi bakalım. Gelin buraya, banyoya sokacağım sizi. Vallahi ben son vazifemi yapmışım. Kamlar abicim ellerinden öperim. Yengeciğim, hürmetler ederim. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, vazifemiz burada bitmiştir. Yeni açacağımız dükkana hepinizi bekliyoruz ha. Vay be. Zaman dediğin nedir ki, işte kuş gibi uçtu gitti. Vay be. Yo, ne bunalımlar yaşadık şurada. Ha. Her şey için çok teşekkür ederim Feyzo kardeş. Rica ederim. Tamam mı? Bütün olaylar kapandı mı? Bitti mi şimdi? Bitti babacığım, bitti. Bitti de biz de bittik. Dükkanımızı kapattık, Taho'yu kaybettik. Anlamadım. Nasıl yenge, bak domates gibi kızarmış Şargöy'de maşallah. Sağlığı yerinde, her şeyi yerinde. Kameramı zıpkın gibi, kızlarımız sapasaklan. Bir tek ufak kızda bir defa var, onu anlattık. Düştü ayağını burktu. Kamera bu evde değiştirin artık. Merdivenlerden inerken insanın başı gözü kararı, dengesi kayboluyor. Basamaklar birbirine müsavi değil. Kaydalasmaladık. Şeyh Hanım'a özel selamlarımı söyle. Kalk ediniz Feyzo Bey, biraz beraber olur. Daha geleceğiz, daha geleceğiz. Bir telefona bakar, iyiyim telefonun ucundaysa. Bir telefon edeceksen ne emrediysen sen yanındayım. Sağ ol. Kardeş, yarın akşam burada toplanıyoruz, seni de bekliyorum. Gelirim. Hadiye ne yaparsın bize? Yo 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 yengem, yorum ya, ben yaparım. Yo vazgeçtim, ben de yapmayacağım. Fatma Hanım, siz en iyi ne biliyorsunuz? Aman ne bileyim Feyzo Bey, gördüğünüz işte mutfağımı, her şeyi bilirim. Fatma, yavrum. Sen bize güzel bir Kayseri mantısı yap yarın akşam ha? Tabii babacığım. Kur'an'ıma yemin edeyim, geleceğim ağam buraya, masaya oturacağım. Kameramdan baran bak, kaçacağız şişeyi, rakıları. Yemek taşıyacaksınız, servis yapacaksınız, rakı dolduracaksınız, yeşillik koyacaksınız. Taho gelir, Taho'ya da spesiyel bir şey yapacaksınız. Ya da onu ben yaparım, söylemezsiniz benim yaptığım bir güzel söğürtme yapacağım ama. Ay o patlıcanla yaptığınız şey değil mi o, soğurtma mı ne? Soğurtma değil, söğürtme, söğürtme. Ben biliyorum onu. Bak sen nereden bilirsin? Ben bütün Güneydoğu yemeklerini öğreniyorum. Allah Allah. Bu işte bir tuhaflık var. Hadi, hadi anas vardı, kalın sağlıcakla. Kardeş olsun, güle güle. Saçmalama Tahir kardeşim. Bu teşkilata senin gibi kaç tane adam geliyor ki? Böyle emekli olacağım, çantamı toplayıp gideceğim yok. Asayiş şube müdürü olacaksın.
Müdürüm, yokum ben. Beni artık hesaba katmayın. Ben bu işi bıraktım. Operasyonlar sırasında insanlıktan çıktım, polislikten çıktım. İnsanların ifadelerini alırken onlara işkence uyguladım. Bir kere kanunun dışına çıkmışım, adaletin dışına çıkmışım, hukukun dışına çıkmışım. Bir daha geri dönmek çok zor. Benim ahlak anlayışıma sığmaz. Artık o rozeti alıp geri takamayacağımı düşünüyorum. Beni affedin ama size yardıma hazırım her zaman. Tamam Tahir, tamam. Bunu seninle ayrıca konuşacağız, tamam mı? Peki, konuşuruz. Ayrıca senin dediğin gibi hiçbir yere sızdırmayacağız yumurtaların devlette olduğu. Tamam müdürüm, bu hassas bir konu. Hep beraber bu konunun arkasında duralım. Bu yumurtaların devlette olduğunu duymasınlar. Şimdi bu yumurtaları bizde zannediyorlar. Bir sürü tavuk çıkacak ortalığa. Onları bekleyelim. Özür dilerim müdürüm. Tahir abi Selim öldürülmüş, görüşmemiz gerek. Geliyorum. Müsaadenizle. Hürmetler ederim. İyi görevler. Gördüğünüz gibi meseleler bitmiyor. Yardımcı olacağız. Nasıl öldürmüşler Ferhat? Kapıdan gözetleme deliğinden çarpmışlar. Yaklaşık 12 saat önce vurulmuş. Ceset adli tıpta otopsi alacaklar. Ben evine gideyim, bir sağını solunu kolaçan edeyim abi. Dosyası burada. Kolay gelsin. Al cinayet masası. Efendim? Yumurtalar sizde. Devlete vermediniz onu, şimdi rahat rahat yemeyi düşünüyorsunuz. Ama iş çok büyük. Bu işin arkasında Rus mafyası var. Siz onu devlete de verseniz, kendiniz de alsanız bu mafya onu alır. Çok büyük bela açtınız başınıza. Eğer sen şimdi yumurtaları bana verirsen adam gibi, ben de onu Rus mafyasına veririm. Siz de avantanızı alırsınız, bu iş biter. Şimdi sen beni aramaya kalkarsan bulamazsın. Ülke değiştirdim ben. Ama geleceğim. Peki, anlaşıldı. Nereden bulacağız biz seni aradığım zaman, he? Durumunuz karabatak. İyi düşünün. Yarın ararım sizi. Lalesi. Elveda cinayet masası. İşler çok karışık ya. Allah Allah. Thank you.
Niye takip ediyorsun lan beni? Kimsin sen? Adım Bakır. Sakin olalım da bir yerde konuşalım. Emir burada bir takım infazlar var diye çağırdı beni. Öldü. Şimdi durum bu. Ben niye sana geldim? Çünkü benim bu işlerle hiçbir alakam yok. Geldiğim gibi dönüyorum Almanya'ya. Ama bu yumurtaların peşinde Rus mafyası da var. Alman mafyası da var. Bedir Rus mafyası için çalışacaktı. Emir de Alman mafyasını okutacaktı bunu. Bunu size şunun için söylüyorum. İsterseniz sizdeyse yumurta, Rus mafyasını katmayın. Burada pazarlayalım. Siz de payınızı alın. Ben de aracı olayım. Çünkü ben Almanları tanıyorum. Emir'le Almanların bağlantısını da ben yaptım. Peki sen Selinür Toprak'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Gazeteci bir kız. Emir senin yanında hiç lafını etmedi mi? Ha, anladım. Emir öldürdü onu. Nerede öldürdü? Evine adam gönderdi, öldürttü. Ben bilmiyorum semti falan. Ama biliyorum, talimat verdi benim yanımda. Ben buraya yumurtaları pazarlamak için geldim. Ben aracıyım. Emir Almanya'ya geldiği zaman biz ilgilenirdik kendisiyle. Tamam. İrtibat halinde olalım. Sana ulaşmak istediğim zaman nereden bulurum seni? Bu otelde kalıyorum. 143 numaralı oda. Yılda bakır çıktı başımıza ha. Ferit, bu yumurtalar bizde olsaydı dönerdik köşeyi değil mi? Hem de kaç köşe abi. Ne yaptın sen? Selin'in evinden aldın bütün bilgileri. Onları bir bilgisayarında aç da bakalım Ferit ya. Bakalım abi. Abi tam düşündüğümüz gibi. Bedir de Selin bir ara sevgiliymiş. Vay 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 vay. Bu Bedir'in de ziyaret etmediği hatun kalmamış ha, değil mi? Ferit işte böyle. Bir kere fermuarı bir diş attım, ondan sonra sökülüp gider. Bak. Ferit, bu Bedir işinde beni fazla yorma. Artık bırakalım teşkilat baksın o işe, değil mi? Zaten bu ameliyattan sağ çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım onu bile bilmiyoruz ya. Sen şu ameliyattan bir sağ salim çıktı abi. Sonra oturalım uzun uzun bir konuşalım senden. Onu konuşalım. Abi şu Bedir'i bulana kadar bari hiç olmazsa yanımda ol. Yumurtaların hazineye sevkiyatı yapıldı değil mi? Yapıldı abi. Abi ben diyorum ki asparagas bir haber çıkartalım. Faberge yumurtalarının Türkiye'de olduğunu ama henüz yerinin bulunamadığını söyleyelim. Bunun haberini yapalım diyorum. Güzel yan. İyi fikir vallahi. İyi fikir. Abi biliyor musun gün içinde gözüm kapanıyor ya. Benim de öyle Ferit. Abi şimdi şu takalardan birini atlayacaksın. Böyle tık 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 Boğaz'dan Poyrazköy'e gideceğiz. Orada demir atacağız. Feyzi abi mangalı kuracak. Vallahi ya. Gideceksin abi ya. Ben denizi pek sevmem biliyor musun? Bakmayı severim de hani içinde olmayı sevmem. Kroyuz abi. Alışamaz bir türlü. Estağfurullah abi. Ya size ne ugası darst ba? Hep kudasmış. Totu bez kızım. Paçe mi nükte ne znayet? Ha? Yelse utey debu mento. Nona vandusen içeva ne patarayali. Gasudarstva. Uznayet i ničovo i ne budet gavarit. Kalinka, kalinka, kalinka moja, nu a jagada malinka, malinka ma. Ja! Ya bir tek içseydin var senin şimdi. Kaç mı içmeyeceksin? Yok yok içmeyeceğim Feyzo ya. Doktor dedi işte yasak. Nakile kadar yasak. Ve sen şimdi böyle içmeyince böyle masada tuzluk gibi oturuyorsun. Olmuyor ki böyle. Ya benim keyfim yerim de ya. Sen ne yaptın? Baktın mı bir yer? Ha. Baktım Boğaz oralarda
bir iki yer gözüme kestim ama ya bu ABT'de fazla yük olmuyor ki, masrafa girecek. Yok ya, adam düşünme, adam devlet gibi adam ya. Sen bak gönlüne göre istediğin yeri seç ya. Ya bir gemi alsanıza ya. Ne gemisi? Yani böyle vapur, böyle hani Boğaz'da vardır ya, böyle restoran vapurlardır. Böyle müşteriyi alırsın saat 7'den sonra, geceye kadar dolaşırsın böyle. Hisar'da başlar, öyle bir tur atarsın. Ne yapıyorsun? Sonra Karadeniz'e çıkıyorsun. Bir tsunami fırtınası, ondan sonra El Fatih'e. Hey! Allah göstermesin abi. Cemil, helal olsun sana ya. Geminin adını da koyarız, Cemil Fırtınası. Fırtına Cemil, hey! Böyle bir vadi var amirim. Ne vadisi var? Fırtına Vadisi. Neredeymiş o vadi? Karadeniz'de. Şimdi oğlum burada güzel güzel İstanbul boğazını konuşuyoruz. Atladın gittin ha böyle, çekirge gibi. Bu atladı gittik Karadeniz'e. Ya sen benim masaya Cemil'i koyur, akı değil ha. Bunu koy masaya, bitti. Hadi gelin bak. Şurasını zor tutuyor ama Allah Allah beni. Ne yaptın? Leyla Levla konuştun mu? Gelecek mi? Dükkana şarkı söyleyecek mi? Vallahi bir kendiyle konuştum. Açılışa gelir belki, bilmiyorum. Bugün telefonla konuştuk da. Emir'i duymuş sabah haberlerde. İşte çok mutlu olmuş, memnun olmuş karnıcağız. Zehir Afiye, daldın gene ha. Şşş, alo, uyan da balığa gidelim. Öyle dalma malma yok. Üsküdar'da sabah oldu. Bırak şimdi, boş ver ya. Çocuğun karizmasını bozma, oturuyor oraya. Tahir abi, karizma mı kaldı ya? Esas senin karizman bundan sonra başlıyor Ferit. Ya Songül'ü düşünüyorum. Bu nasıl aşkmış abi ya? Belli ki namlı kızın beyninin üstündeydi. Ölüme giderken seni seviyorum diye bağırdı bana. Sen böyle aşk gördün mü abi? Ya da haydi ya, haydi Cemil, vur hadi. Haydi. Ya bu... Bu olan düğününe de kasta mı yapacağız? Ne de yapacağız Ferit? Kars'ta mı, burada mı ha? Bir Kars'taydık ama. Bilmiyorum abi, orada mı, burada mı? Yapacağız bir yerde ama, yapacağız ama. Oğlum. Alo. Ya bak. Pastırmayı kağıdın içine koyacaksan, iki tane yumurta kıracaksan, üstüne kapatacaksan, kağıdın içine biraz da maydanoz, kağıdı ver şuradan. Tabii efendim. Allah Allah, adam yumurta söylüyor. İçimiz dışımız yumurta oldu ya. Bırak yumurtayı ya. Ya sağır bir yumurtalar sizde olsaydı ne yapardı sağ? Şş oğlum, sağda solda öyle yumurta yumurta konuşma orta yerlerde ya. Ne konuştuk konuştuk da ne yumurtasından bahsettik ya? Pastırmalı yumurtadan bahsediyorum ya. Vallahi bak, bu adamı serbest bırakacaksın. Çıkar televizyonlara, hani televolelere çıkar, bunların hepsini anlatır. Fabercesini, mabercesini, tekmenini anlatır vallahi. Bak Allah'ıma, Kur'an'ıma sen söyledin, ben söylemedim ha. Beyler bana müsaade edin. Sana dön bombe. Vallahi gideceğim evde alev bekliyorum. Şu arkadaşlar. Müsaadenizle. Kusura bakmayın. Ameliyattan sonra beraber olacağız inşallah. Ben seni bırakırım amirim. Ya bırakma, bırak kendi kendine gider ya. Binsin bir taksiye geçsin ya. Gel otursan daha Tayland pavyonlarına gideceğiz ya. Yok abi, hiç halim yok. Başka zaman inşallah. Hadi eyvallah. Evet. Benim de sözlüm gelecek. Ben de oraya gideceğim abi. Ya bırak sözlüm, geleceksen buraya gelir ya. Pastırmalı yumurta söylemişiz ya. Otur. Ulan sizle de bir yere gidelim ya. Ben muhit değiştireceğim ama. İyi de abi, herkes gitti. Ben kaldım. Ya kal ulan, ne olacak? Hadi. İyi geceler yavrum sana. Bana masal anlatır mısın? Bu gece anan anlatsın sana masala. Annen anlatsın, sen dinlersin. Olur mu kızım? Hadi bakalım. İstersen sen de. Alev'le beraber yat, özlemişindir. Orada yatak var, benim yatak, koca yatak. Yok yok, sen yat. Boş ver canım, sen yat ya. Feyzo zaten yandaki odada kalıyor, onun kapısı ayrı. Zaten gelecek mi, gelmeyecek mi belli değil. İyi. Nasıl özlemişim sizi ya? Hepinizi özledim ama sen burnumda tütüyorsun.
Her işi bitirmişsiniz. Sayılır. Peki bana verdiğin sözü tutacak mısın? Ne sözü? Hatırla bakayım, düşün. Sen bul. Ben sana bir ipucu vereyim istersen. Mesleğinle ilgili. Ha, terfi edecektim. Hayır. Hayır. Bak oğlum. Bizim Şarköy'de babamdan kalma, Allah rahmet eylesin, arsamız vardı ya. Kız kardeşimle konuştum. Eskiden satmamak için inat ediyordum. Ama şimdi hasta olduğumdan mıdır nedir, merhamete geldi. Orayı satacağız. Oradan aldığımız parayla da sana iş kurmayı düşünüyoruz babanla. Sen ne dersin yavrum? Ya anne, ben şimdi cinayet masasının başına geldim. Tahir abiye de Asayiş Şube Müdürlüğü'nü teklif ediyorlar. Yani işler bu noktaya gelmişken, ne bileyim, hani ben hayatımda bir düzen tutturuyorum. Yani oradan gelecek parayla ablamlara falan bir şey sağlarız. Onların geleceğini garantiye alırız. Daha Filiz var, ben kendimi kurtarırım ya. Peki sen ne yapacaksın? Melike ile evlenecek misin? Bak Ferit, ne kadar ömrümüz kaldı bilmiyorum. Babacığım, belli olmaz. Nasıl böyle ya? Kesme lafımı. Eskilerin kullandığı bir tabir vardır, mürüvvetini görmek diye. Elimiz ayağımız tutuyorken, bir toruna bakabilecek durumdayken bize bir torun vereceksin Ferit. Ya babacığım, var ya torun. O bizim canımız ciğerimiz elbette. Ama sen bizim soyadımızı devam ettireceksin. Ya benimki kız olursa? Bir daha denersin. O da kız olursa? Bir daha denersin. Babanın canı yok mu? Kaç defa denedik seni buluncaya kadar. Ne yaptı, uyudu mu? Uyudu. Ben çok düşündüm, taşındım. Hatalı davranmışım galiba. Yani seni anlamakta çok zorlandım. Çocuğuna olan sevgini, onun için her şeyi yapabileceğini, o herif beni sokağa attığı zaman param var mı diye sorman, kalacak yerim var mı diye sorman, zaten bütün bunlar seni yeterince anlayamadığımı gösteriyor zaten. Senin bana olan sevginden şüphe ettiğim için çok pişmanım. Ben şu kocaman hayatta bir tek sen kol kanat gerdin bana. Var mı bana karşı içinde bir şey? Yani seni anlamakta çok zorlandım ve bu sevginin içinde bir özlem var mı? Özledin mi beni Tahir? Melike, niye durmadın ya? Ben Melike değilim. Songül. Ben sana Melike mi dedim? Evet. Ama demin buradan bu arabayla Melike geçti. Ben geçtim. Peki sen nereye gidiyorsun böyle? Seni arıyorum. Gel seni arıyorum. Demin kimle konuşuyordun? Nerede kimle konuşuyordun? Burada. Senle konuşuyordun. Bana Songül dedin. Ya saçma sapan konuşuyorsun. Ne diyorsun sen ya? Kapat bakayım gözlerini.
Ne güzel kokuyorsun Sofya. Çiçek kokuyorum değil mi? Çiçek gibi. Ne çiçeği? Gül. Ben bir yere gittim. Orası hep böyle kokuyor. Gidelim mi seninle? Gidelim. Korkmuyor musun? Korkmuyorum. İyi o zaman. Kimseden çocuğum yok. İleri git biraz. Kötü bir rüya görüyordum. Hayırdır? Tatsız bir durum var. Ne oldu? Babam otelden aradılar. Galiba adam alkol komasına girmiş. Miktarda alkollüymüş. İntihar mı acaba? Dur ya anne dur. Anlarız şimdi hastanede. Hay Allah'ım inşallah intihar etmemiştir. Artık bu adamla ilgilenmemiz gerekiyor anne. Ne güzel çalıyor bu ya. Böyle uyandırayım dedim. Sen bir şey mi yapıyorsun mutfakta? Burnuma kokular giriyor dedim. Fevzo mutfağa mı girdi? Ne oldu? Pastırmalı yumurta yaptım sana. Ay. Pastırmalı yumurta mı? Yumurta bugünlerde kaşıntı yapıyor bende. Bari deve kuşu yumurtasından yapaydın. Sakın böyle içmeyeceksin. Ayıp tamam. Bir de baba içecek bana. Bak oldu şimdi hep bir aradayız. Bir arada olalım diye dua ettim. Hatta resmini Bülent'e çizdim, bak. Efe de dua etti, annesi ve babası bir arada olsun diye. Ama galiba Efe'nin annesi ve babası bir arada olamayacak.
Benim burada mavi sakal çizmişsin, öyle mi? He? Ben siyah değil mi saçlar? Ne yazar mı çalıyor? Onun arası mavi mi? Aferin, güzel yapmışsın. Teşekkür ederim baba. Fatih Bey, sizi müşahede altına alacağız. Amateme ya da balık duruma bir yere yatmanız gerekecek. Hiç gerek yok. Çok denedim, olmuyor. Vahdet, çok denedim olmuyor deme bu defa. Bak ben buradayım. Kızın da geldi. Senin kızın hekim. Kızım benim. Canım kızım. Doktorlar olmuş benim kızım. Allah'ım yarabbim. Ne yaptım ben? Neler yaptım? Nasıl çıktım yoldan? Nasıl düştüm? Tamam Vahdet Bey. Bir daha böyle şeyleri duymayalım. Ben sizin kurtulmanızı sağlayacağım. Ama bir hekim olarak. Bana bir kere kızım olarak baba de. Eğer tıp da beni kurtarıyorsa sana söz veriyorum, bir daha hiçbir şey içmeyeceğim. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Peki baba. Ne yapıyorsunuz bakayım? Kukuriku. He? Baba. He. Sen hiç Vikingleri seyrettin mi? Vikingleri seyretmedim ama biliyorum Vikingler. Ne olmuş? Çizgi filmlerdeki Vikingler. Çizgi filmlerdeki Vikinglerin çocuğunun adı Viki mi olur mu? Viki mi olur? Vallahi bunu bilemeyeceğim. Ben seyretmediğim için şimdi sallamayayım, değil mi? He? Ya buna söylüyorum anlamıyor. Aptal bu Tahir amca. Hem Viki olsa kahramanların adı Viki Fare olurdu. Ama bu Viki, Vikinglerden geliyor. Küçük Viki demek gibi bir şey. Anlamıyorum. Bak. Alev bence Efe doğru söylüyor, değil mi? Nereden biliyorsun? Sen seyretmedin ki. Ben seyretmedim ama Vikingleri biliyorum şimdi. Viking'in çocuğu Viki olmaz, öyle değil mi? Olsunsa Viki olur. He? Şimdi büyük Viking'in çocuğu değil mi? Evet. Mesela ben şimdi Viking'im. Ama sen Viking değilsin. Kızım mesela diyorum. Ben Viking'im, bu da benim çocuğum Efe de, benim çocuğum. Efe senin çocuğun değil ama ben senin çocuğunum. Canım misal olarak anlatıyorum. Şimdi oradaki çocuk erkek değil mi? Evet. Onu anlatıyorum işte. Ben Viking'im, bu da benim çocuğum. Onun adı Miki mi olur, Viki mi olur? Tamam, sana da küstüm. Ona da küstüm, buna da işine gelmeyince küs herkese. Efe böyle hep kavga ediyor musunuz? Yok, etmiyoruz. Aferin size. Birbirinize de öyle salak aptal falan demeyin, olur mu güzel oğlum ben? Efe, seninle bir gün konuşmuştuk. Hani sen dedin bir gün, ben kedi istiyorum. Hayır, ben köpek istiyorum. Öyle mi? Allah Allah. Ben yanlış mı hatırlıyorum ya? Ya ben annemle konuşmuştum. Arka bahçeye bir köpek alalım demiştim. Onu hatırlıyorsundur Tahir amca. Şimdi ben sana kedi almış olsam, bunu almayacak mısın? Hayır, almam. Yok ya. Hani rengi siyah beyazsa. Hani senin tuttuğun takım var ya bir tane. Ben sana bunu almışsam, buraya getirmişsem bunu almayacak mısın? Aldın mı Tahir amca? Hani nerede? Ya, beleşi gördüm hemen nerede? Araba da aşağıda. Hadi koş bakalım. Beyzo Bey. Ne? Tazkiye babanın kıvamına bakar mısınız? Hiçbir şeye bakmayın. Ben bugün oturacağım, rakı içeceğim, yemek yiyeceğim. Hiçbir şeye bakmayın. Yak getir. Dibi dursun gelsin. Kızlar, hadi artık sofraya gelin. Hep beraber oturup yiyelim. Filiz, neredesin kızım? Tahir Bey, siz bugün içmiyorsunuz. Ha. Ya bugün içmeyeceğim de, bu bize üstünüze afiyet bir rahatsızlık çıktı. Kolesterol, molesterol önemli değil de, bunun çek yapmak yap öyle bir şey diyorlar ya, öyle yapacaklar. Onun için içki içme dedi doktor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Allah hayırlısı olur inşallah. Amin. Tahir Bey, sahiden iyilik nakli mi? Ya Kamber abi, Hadiye Hanım'ın yanında söylemedim de, öyle kardeşimize iyilik vereceğiz ciddi bir durum yani. Allah acı şifalar nasip etsin. Sağ olasın. Ya bu gece böyle tatsız şeyler konuşmayalım. Gerçi bunun sonucu da iyi tatlıya bağlanacak ama. Babacığım müsaadenizle. Canım afiyet olsun evladım. Şeref et. Sağlığımıza. Evet Tahir Bey. Neler geçirdiniz buraya geldi geleli?
Değil mi? Ne harbedeler atlattınız. Benim aslan oğlum da polisliği bırakacağını söylüyordu. Çok seviniyordum. Ama görüyorum ki böyle bir şeyin olacağı yok. Annesi de çok seviniyordu üstelik. Bacım daha dur bakalım ya. Karar vermedik ne yapacağımız. Daha belli değil yani. Siz hayırlısından emekli oluyorsunuz galiba. Emekli olduk zaten öyle. Nerede yaşayacaksınız? Burada mı kalacaksınız Tayyip Bey? Yok Kamber Bey. Burada yaşamayacağız. En güzeli. Sizin memleket Kars'tı değil mi? Ne güzel işte. Orada aşiretten başiretler varmış. Ha siz de aşiret reisiymişsiniz galiba. Oturun orada ne güzel. Doğanın içinde yaşayın, tabiatı seyredin. Ama ben oğlumu böyle mahzun gördükçe çok üzülüyorum. Anlıyorsun beni değil mi evladım? Ya babacığım hep dersin şu melet insanı konuşturur. Yeter ki güzel konuştursun dersin. Güzel konuştursun. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biri. Ya şunu diyeceğim. Ortaokuldayım. Hafta sonları da marangoz atölyesinde çalışıyorum. O gece de iş yok. Usta bir sürü tahtayı yığdı bunları tutkalla diye. Neyse işi bitirdim çıktım dışarı. Aksaray'dan bu tarafa yürüyerek geliyorum. Sokaklarda da kimse yok. Ulan dedim kestirmeden geleyim dedim. Bu kapıyı geçtim. Can Kurtaran'ın üstünden Sultanahmet'ten aşağıya vurdum. Geliyorum bu tarafa. Bir sokağa girdim. Baktım böyle adamlar var. Bir durum olmuş sokakta. Kavga falan durumları. Evden de dalmış oldum artık. Geride dönemiyoruz. Adamlar bana baktılar. İşkillendiler benden. Ulan bu da mı onlardan yoksa falan dediler. Ben ortaokuldayım ama boy uzun. Herif önümden geçerken tükürdü önüme. Ulan yalakazı dedi. Nereden geliyorsun dedi. Ben şimdi adamın suratına sakin sakin baktım. Altta bacaklar titriyor ama. Dedim atölyeden geliyorum. Ne atölyesi dedim. Öbür taraftan öbürleri de zıplıyor. İndirelim abi falan yapıyorlar. Dedim marangoz atölyesi. Sen dedi kimin oğlusun dedi bana. Ben de korktum. Dedim ben Asakili Usra Kadri'nin torunuyum. Emniyet müdürü, eski emniyet müdürü dedim. Bir anda korkuydu ağzımdan çıktı öyle. Ha o zaman devam et 34 dedi bana. Sonra bu tarafa doğru gelirken düşündüm. Ulan dedim yarın bir gün bizim torunlar bu sokaklardan geçerken onların da yolunu çevirseler. Sonra bizim torun ben de Ferit Çağlayan'ın torunuyum dese acaba onu da serbest bırakırlar mı diye düşündüm. İşte o gün dedemin yolundan gitmeye karar verdim baba. Bunu sana ilk defa anlatıyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorum Ferit. Anlıyorum evladım. Ama ahır kapılı Kamber'in oğluyum deseydin gene bırakırlardı be evladım. Hayır baba. O zaman dedeye içelim abi. İşte o an aklıma geldi baba. Kusura bakma. Anne, aman Tahir Bey'in üstüne fazla gitme. Kardeşi Lösem'i ilik nakli yapacaklar. Ay ben onu duydum. Tahir Bey ilik mi verecek? Ah canım. Aman versin versin. İyi olur inşallah. Bir can kurtulur. Filiz, bu maili yazarken karşımda senin resmin var. Annemlerin Gloucester Road'da şahane bir evleri var. Kırmızı kiremitli biri. Hemen biraz ötesinde Kensington Park var. Oradan Oxford Street'e kadar yürünüyor. İkimizin de ayağı geçsin sen buraya gel. Tüm parkları beraber yürüyelim. Sonra şahane bir kulüp yapalım gece. Sabahlara kadar deli gibi eğlenelim. Sana şimdilik söyleyeceğim tek bir şey var. O da hani bir yerlere gitmek istiyordun ya. Bir yere gidecek gücün olursa bana gel. Ben senden başka hiçbir şey istemiyorum hayatımda. Güzel saçlı prensesim. Orkun. Sevgili Dodo. Sana herhalde Charles diye hitap etmemi istemezdin. İkimiz de bir kaza kurbanıyız oğlum. İçeride acayip bir şamata var. Herkes bir araya geldi. Bizimkiler bu defa bitti diyorlar. Ama inanmak çok zor. Yalnız mısın dersen değilim. Çok kalabalığız burada. Ve onlarla olmak çok iyi geliyor bana. Bir süre sonra hepsi sarhoşlayacak. Ve ben onların sesini dinleye dinleye uyuyacağım. Ama benim bütün uykularımda, rüyalarımda sen varsın. Gel. Ne yapıyorsun? Chat mi yapıyorsun? Çatlak Razi, Orkun'u mu özledin? İyi hissediyor musun kendini? Hadi kalk yukarı çıkarayım seni o zaman. E nasıl çıkacağım ki? Ya ben çıkartırım.
Abi sen hiç mektupla ilanı aşk ettin mi? Mektupla ilanı aşk babamın zamanındaydı. Biz de interneti kullanıyoruz ama emniyette. Sizinki de hayat mı? Ha tabii. Abi dur düşüreceksin beni. Nasıl? Kamber abi sana, ya Kamber abi yemek yemediniz. O yemez, yemek yemez. Öyle meyveyle, peynirle içer aksın. Deniz kızı Eftelya da geldi. Gel ya, abi gel, belirdin gel, mi? Gel şöyle gel, yanıma gel. Gel güzel kızım, gel. Canım benim. Gel abi. Gel annesin, kuzum. Kızım, bir çocuk. Vallahi bir Kamber abi. Ben böyle kahve kız görmedim ha. Vallahi billahi yani. Bu kızı denizin dibine 90 metre yatsan tek nefeste iner ha. Yani böyle 40 tane tabanca sıksan... Niye bu sana? Vurmadım oğlum, vurmadım, vurmadım. Aslanım bacak bacak üstüne atıyordum. Beceremedik köylü adamız. Ona böyle bir tane değil, iki tane destekli vuracaksın ki. Ondan sonra sen bağdaşını kurup oturacaksın. O ömrünün sonuna kadar ayağını düşünecek. Siz ne diyorsunuz Allah aşkınız? Kendi aramızda hadi yanım şakalaşıyoruz. Arkadaşımız çok güzel konuşur da... böyle bir lafa başlar, ondan sonra cebele tarıktan çıkar. Sağ olsun canım. Cem. Ben zaten gidecektim. Sabahleyin işim var benim. Biraz erken kalkmam gerekiyordu. Unutmuşum. Şimdi aklıma geldi. Bize anlayıp da gitmiyorsun değil mi Cemil? Sabah vazife var. Olur mu amirim? Olur mu canım? Zaten sabah işim var. Yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Dur beraber çıkalım. Tedariksiz yakalandık. Bir ufak kalmış. Ben de biraz rakı alayım. De Karaköy'den baklava alıp geliyorum. Sakın geç kalma, erken gel oğlum. Tamam baba. İyi akşamlar. Bunun adı kartal olacak. Yok bir delikanlı. Abla, bir kere diş dediği iç kartal isim koyulur mu? Niye? Hiç dış kartal yok mu? Öğretmek lazım. Baba! Siz gerçi içmediniz bu akşam ama yine de nasıl içilir, nasıl oturulur, nasıl konuşulur? Onu bir söylemenizde yarar var. Alıyor kadehi böyle yarısına kadar götürüyor. Ziyadesiyle içmek istiyorsan, baba, yudumlar ölçülü olacak. Değil mi öyle? Öyle, öyle. Öyle baba ağzında ezeceğim. Kartal Bey kedisi mi olur? Ne olsun? Minnoş olsun. Ya ben minnoş olmasını istemiyorum. Herkesin kedisinin ismi minnoş. Benimkinin farklı olsun. O zaman babama sorar. Baba! Ne var? Baba, kediye isim bulamıyoruz. Öyle mi? E sen zaten onu Efe bulacak. O Efe'nin kedisi değil mi kızım? Ben de kedi istiyorum. Ben sana köpek alacağım. Söz veriyor musun? Veriyorum. Ne zaman alacaksın peki? Gel. Alacağım sen birinci sınıfta, ikinci sınıfa geçince. Daha çok var ona. Ne yapıyorsunuz bakayım? Ya, Türkan Hanım, ben inşallah bir yanlış yapmadım. Bu Efe'ye bir tane kedi getirdim ama. Estağfurullah, çok iyi yapmışsınız. Haydi Felak!
Vay be. Hadi seni ya. Ya biri gelsin bizi kaldırsın. Sen nasıl Facebook kardeş? Aslan babam benim gel. Aslan kamberanda bak be. Ay kamberanda ya. Vallahi ayağına sağlık ya. Ayakların dert görmesin. Vallahi bir daha böce alım ya gel. Elinde koluna sazına sağlık ya. Böce ya sağ seni köpeğin oldu. Kamber abi bunu tekrar yapacağız. Ne zaman istersen. Geleceğiz. Ne zaman istersen Fevzo kardeş. Ne güzel vurdu, Allah'a şükür, bomba gibi. Gel bakayım sen, ya görelim be. Ya Ferit, getirmeseydin kimseyi ya. Ya abi, bildiğin gibi değil. Tutturdu hepsi geleceğiz diye. Vay Allah ya, ben Allah'ım ya. Şuraya koy bakayım kızım onu. Geçmiş olsun. Ya, sağ olun ya, hoş geldin. Hoş geldiniz ya, herkes gel. Allah Allah, sağ olun. Ya böyle kendimi hasta hissedeceğim ya. Abit hasta ben değilim. Hay Allah ya. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Baban sana niye böyle yaptılar? Check-up yapacaklar kızım. O ne demek? O ne demek? O kontrol, her şeyi kontrol ediyorlar. 6 ayda bir evimizin yapması lazım bunu, değil mi? Abit amcam da buradaymış. Abit amcan da burada. Abit amcanın başka bir şeyi var. Onun kanı biraz eksik. Ben ona kan vereceğim. Hani nasıl Kızılay'da oluyor ya öyle yani. O yaralandı mı? Yok yaralanmadı. Onun gazı var. Ne gazı? Mide gazı mı? Mide gazı değil. Bağırsak gazı. Bende de var. Sakın pırt yapma. ne yapacaksınız? Bakacak mısınız böyle? Hadi çıkalım. Ya ben biraz hani uyuyayım da utanıyorum böyle. Sayıdan hasta zannediyorum kendimi. Hadi çıkalım. Ya çıkın ben uyuyacağım ya. Çok sağ olun. Zahmet olur be. Hadi çıkalım. Sağ olasın Kamber abi, sağ olasın. Tamam hadi Ferit'ciğim. Hay Allah ya. Rezo. Geçmiş olsun kardeşim. Ya sağ ol ya, sağ ol. Geçti, geçti. Rahatsız etmiş. Hemen söyleyip geleceğim. Hadi. Çabuk ol. Tahir amca. Efendim Kartal. Sen çok teşekkür ederim. Ne için teşekkür ediyorsun? Kedi için. Ama kediye isim bulamadık. Ben Kartal istiyordum. Ama siz dişi almışsınız. Dişi de Kartal olmaz. Yok ya. Dişi kartal yok mu? Olmaz olur mu? Vardır. Ama kartal erkek ismi. Öyle mi? Ne olacak peki? Kıraç olsun onun adı. O ne demek? Ben istemem onu. Öyle mi? Kıraça demek, kıraça istavritin yavrusu. İstavrit balığı var ya. Onun yavrusu. Balıkçılar balık tutuyordu. Ben de oltayı aldım elinden. İki salladım, bir çektim, bir dönderdim. Bilmiyorum ha, bana öğretiyorlar orada. Bir baktım bir balık takıldı. Çıkardım balığı. Dedim bu ne balığı? Dediler bu kıraça. Aldım balığı, bir kedi arıyorum. Yedireceğim kediye. Bir baktım bir sandalın içerisinde küçük yavru bir kedi var. Gittim onun yanına. Daha anasını arıyor, süt arıyor daha kedi. Kestim, doğradım, kediye yedirdim. Aldım kediyi sana getirdim. Yani diyorum ki o kıraça olmasaydı o kedi senin kedin olamayacaktı. Neydi bir daha? Kıraça. Kıraça güzelmiş. Efendim? Sana bir şey olmayacak değil mi? Cık, olmayacak oğlum. Yalan söylemiyorsun değil mi? Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Söylemişsindir. Aleve de mi söylemedin? Aleve de söylemedim. Çocuklara yalan söylenmez. Sağ olasın Kartal.
Seninle işbirliği yapmaya geldim. Bu senin ne kadar dolu olduğuna bağlı tabii. Bedir ile Selin arasında bir ilişki var mıydı? Vardı. Eskiden sevgiliydiler. Sen mahallenin hepsini tanıyor musun? Tanıyorum. Bedir'le bir bağlantın var mı? Yok. Doğru söyle. Bedir bir yerde bizim düşmanımız sayılırdı. Bedir'i bulabilir misin? Sen şimdi benden işe başlamamı istiyorsun. Ama ortada bir anlaşma. Sen benim soruma cevap ver. Bedir'i bulabilir misin? Bulurum. Peki nerede? Türkiye'de mi, yurt dışında mı? Bilmiyorum. Ama 3-4 saat içinde öğreniriz nerede olduğunu. Tamam. Yumurtalar bizde. Nereden anlayacağım sizde olup olmadığını? Çok basit. Sana poşetin içinde bir tanesini getireceğim, kendi gözlerinde görürsün. Biz de bunları pazarlamak istiyoruz. Doğru yere gitsin istiyoruz. Ama benim bu arada Bedir'i almam lazım. Eğer ben Bedir'i alırsam kanun nezdinde hiçbir işimiz kalmaz. Peki polis yumurtaların peşine düşmeyecek? Yumurtaların nerede olduğunu bilen 2 tane polis var. Biri ben, biri Tahir abi. Biz kendimizi mi kovalayacağız? Ben size birazdan haber vereceğim. Aç çok hazır mı? Hazır hocam.